Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. İşaretli sayıları çarparken sayıları çarpıyoruz, işaretleri de çarpıyoruz. İşaretlerin çarpımını anlatmıştık. İşaretler aynı ise sonuç artı, işaretler farklı ise sonuç eksiydi. Eksi 2 çarpı eksi 3, işaretler aynı, sonuç artı olacak. 2 kere 3, 6. Burada eksi 3 ile neden parantez var diye sorabilirsiniz. Eğer parantez koymasaydık şuradaki çarpma ve çıkarma işlemi karışabilirdi. Yani şöyle olurdu. Yani böyle bir gösterim matematikte kullanılmaz. Dolayısıyla eksi 2 ile eksi 3'ün çarpıldığını göstermek için eksi 3 parantez içinde yazılmalıdır. Bu da aynı işlem. Eksi 2 çarpı eksi 3. Eksi 2 de paranteze alınmış. Eksi 2 alınsa da olur, alınmasa da olur ama eksi 3'ün mutlaka alınması lazım. Çarpılıyor 6. İşaretler de çarpılıyor. İşaretler aynı olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonuç artı 6. Burada ise 2 eksi 3 artı. İşaretler farklı olduğu için eksi 2 kere 3, 6. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Önce 2 ile 3'ü çarparsınız. 6 işareti zaten burada duruyor. Eksi 6. Burada da 2 artı 3 eksi işaretli. Yine işaretler farklı. Farklı olunca sonuç eksi oluyordu. 2 kere 3, 6. Eksi 6. Üç kere 4, 12. İşaretler farklı olduğu için eksi 12. 3 kere 2, 6. İşaretler farklı olduğu için eksi 6. 3 kere 5, 15. İşaretler farklı olduğu için eksi 15. Dört kere 2, 8. İşaretler farklı, eksi 8. 6 kere 2, 12. İşaretler farklı, eksi 12. İki kere 12, 24. İşaretler aynı, ikisi de eksi. Eksi de eksinin çarpımı artı. İşaretler aynıysa artı 24. 3 kere 9, 27. İşaretler aynı, artı 27. 4 kere 7, 28. İşaretler aynı, artı 28. Çarparken şöyle de yapabiliriz. 2 tane eksiği götürebiliriz. Sadece 6 kere 5 kalır. Sonuç 30. Çarpılırken 2 eksi birbirini artı yapar. 8 kere 7, 56. Diğerlerini de yapınız ve aşağıdan kontrol ediniz.